Bir evin kapısını kartla açan hırsızlar içeri girdiğinde ev sahibi karı koca mışıl mışıl uyuyordu. Soyguncular yatak odalarına kadar girip paraları çaldılar. 3 kişilik şebeke evin içinde dakikalarca dolanıp durdu. Bu öyle bir soygundu ki hırsızlar birbirlerini bile soydu. Hırsızın bizi soyması haber değil, hırsızın hırsızı soyması haber. Öyle bir hırsız ki soygun anında suç ortaklarından bile çaldı. Paraları cebine koydu, yanındakilere boş cüzdanı gösterdi. Şebeke üyeleri öylesine rahattı ki onlar evi soyup soğana çevirirken karı koca yatak odasında uyuyordu. Bizim evimizi soymuşlar. Yani orada zaten bizim evimizi soyması kadar doğal bir şey yok hırsızın. Fakat bizim evi soyarken diğer hırsız aynı zamanda arkadaşını da soymuş. Üç hırsız işte bu apartmandaki evli çiftin evini soydu. Antika eşyalarını ve paralarını çaldı. Ne var bunda? Sıradan bir hırsızlık haberi dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu hırsızlık olayını diğerlerinden ayıran ilginç bir detay var. Üç hırsız soydukları evden bir de kendilerini soydular. İşte o görüntüler. İlk kez hani böyle bir hırsızlıkla karşılaşıyoruz. Yani gülelim mi ağlayalım mı bilemedik. Yani bizim için tabii ki korku verici. Hırsızların elinde sanki apartmanın giriş kapısının anahtarı vardı. Çok basit bir hareketle kapıyı açıp içeri girdiler. Ancak içeri girer girmez güvenlik kamerasını gördü hırsızlardan biri. Ve diğer suç ortağı arkadaşlarının da yüzünü kapatıp apartmanın içinden yukarı çıktılar. Arkadaşlar bizim eve girdiklerinde diğer kapıları da yoklamışlar. Bizim kapı açıldığı için bizim eve girmişler. Üç hırsız bu kata gelene kadar 3 tane daha dairenin kapısını zorladı ancak açamadılar. En sonunda ellerindeki o kartı buraya sıkıştırdılar ve kapıyı açtılar. İşlerinden biri içeri girdi ve gözüne işte buradaki pantolon ilişti. Diğer iki hırsız da içeride değerli eşya aramaya devam etti. İşte o hırsız bu pantolonu aldı, kapıya çıktı ve ceplerini hemen kolaçan etmeye başladı. Aradığında buldu. Pantolonun içinde tam 4000 lira vardı. Hırsız o parayı arkadaşları görmeden el çabukluğuyla cebine koydu. Suç ortakları ellerinde antika eşyalarla dışarı çıkarken onlara elindeki boş cüzdanı gösterdi. Hırsız arkadaşlarını da soyan hırsız, arkadaşlarının içeri girdiğini görür görmez parayı cebinden çıkardı ve ayakkabısına sakladı. Ev sahibi ise sabah uyandığında büyük bir şok yaşadı. Bizim için çok değerli Osmanlı kılıçları, piştovlar, ne bileyim çok koleksiyonluk bir Winchester vardı. Ucu kapalı, sadece hani görüntü amaçlı ama eski piştovlar falan hepsini almışlar. Hiçbir şeyimiz kalmamış. Hırsızın bizi soyması haber değil, hırsızın hırsızı soyması haber oldu. Sanıyorum yani bu en ilginç hırsızlığı yaşadık yani. Polis şimdi Merter'deki evi soyan hırsızların peşinde.